burada kim var? Bak bak. Bak burada kim var? Videonun ilerleyen dakikalarını izlediğinizde şu sahneye çok şaşıracaksınız. Başımdan film gibi olay geçti. Yani gerçekten adeta bir filmin içindeymiş gibi günler geçirdim. Şu an bu köpeği getireli birinci haftamız. Yani bir hafta oldu. Bu köpeğin başına neler gelmiş? Normalde geldiğinde ne haldeydi? Neler yaşamış? Hepsini anlatacağım. Hatta bu köpeği bize bulmamıza vesile olan Özge Hanım, Leyla Hanım, barınaktaki yetkililer. Onlar şu an bu videoyu izliyorlarsa ben linklerini atacağım kendilerine. Onlar da çok şaşıracaklar. Çok yaşa. Çok yaşa. Şu anda kızandı bir yandan. Şimdi olay şu. Şöyle yapalım. Bir hafta oldu geleli biz. Bu köpeği almaya giderken video kaydına başladım. Çünkü başıma ne gelecekti, ne olacaktı hiçbir fikrim yoktu. Tamamen kadere emanet buradan yola çıktık. O zaman hep beraber bu kızımızı İstanbul'a gidip alalım. Neler yaşadık, neler gördük. Onları bir görüp gelelim. Kaldığımız yerden devam edelim. O zaman videoyla sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Evet, şimdi otogardan, daha doğrusu internetten bilet aldım ama otogardan kalkmıyormuş. Şu an karşıdan kalkıyormuş araç. Her şeyimiz hazır. Yola çıktık şimdi önce. Buradan Ankara'ya, Ankara'dan yüksek hızlı trenle İstanbul'a, oradan Marmara'yla karşıya, oradan da artık hak getire. Şu an hava henüz aydınlanmadı. Aydınlanmadı yalnız konuşuyor. Uyanamamışım daha. Şu an hava henüz aydınlanmadı. Saat 5.30. Hava buz gibi. Neyse. Buradan videoyu durdurayım. Ben şunu bagaja bir atayım. Her şey hazır, her şey. İçine minderine kadar koydum. Evet, Ankara'ya geldik şu anda. Saat 7 ve yüksek hızlı trene doğru ilerliyorum. Yüksek hızlı trende tekrar görüşürüz. Evet dostlar, yüksek hızlı trene geldim şimdi. Bir saat burada bekledim ve 5. vagona ulaşmak üzereyim. Şu an 5. vagonda gideceğim. 4'teyiz şu anda. 3-3.5 saat arası ya da 4 saat sonra biz mesela İstanbul'dayız. Evet, sonunda kavuştuk Tarsin Hanım'a. Tipi de takıldı. Çok yardımcı oldular, sağ olsunlar. Özge Hanım olsun. Leyla Hanım, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim hepinizden. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Valla uzun yolculuktan sonra videoya başladığımda hava karanlıktı yani. Evet, her şeyimiz hazır şimdi. Sağ olsun hocamız yardımcı oldu her konuda. Şu anda hazırlandı. Hocam çok teşekkürler tekrardan. Çok sağ olun. Çipimiz, evraklarımız, her şeyimiz hazır arkadaşlar. Şimdi yola çıkma zamanı. Evet, şu anda Pendik'teyiz. Ankara'ya dönüş hızlı trenimizi bekliyoruz. O da şu anda gelmek üzere, birazdan burada olacak. Tarçın burada. Her şey hazır. Hızlı tren de geliyor şu anda. Evet, sonunda Ankara'ya geldik. Yalnız bayağı yoruldum. Ah lan, herkesin bekleyeni var. Ben tek başıma gidiyorum. Bir yoruldum. Oy. Vallahi bayağı yoruldum. Sonunda geldik be. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Buradan Ankara'ya geçiyoruz. Ankara'yla beraber Aşlı'ya, Aşlı'dan sonra son vesayet Kırıkkale otobüsüne, sonra otogarda beni arabam bekliyor zaten. Ona atladığımız gibi kısmetse evdeyiz. Az kaldı. Dayanın. Buraları koyar mıyım video bilmiyorum. Siz buraları hemen sardırırsınız da. Dur be, neyse. Hadi bakalım. Otogarın çok çok uzağında indirdi otobüs. Ay var ya, ellerime oturdu şunu tutmaktan ama. Değecek değecek, hepsine değecek. Bakın burası neresi biliyor musunuz? Sabah başladığımız yer. Sabah otobüse aynı böyle hava henüz aydınlanmadan burada binmiştik. Başladığımız yere döndük. Şimdi o değil de bunu videonun neresine koyacağım, nasıl bir video yapacağım. Hacılar, karşıya geçiyoruz otogardan. Oy anam oy vallahi. Sonunda işte tüm gün. Hatta var ya, sabah buraya arabayı bırakırken bile lan bir imkan olsa da böyle zamanı ileri alsak buraya tekrardan geldiğime, işte nasıl olacak, alıp gelebilecek miyim, bir sürü kafamda soru işareti derken aha da geldik. Haydi geçmiş olsun. Dur, bunu Tarçın'a ön koltuğa alalım. Önce arabanın anahtarını bir çıkarayım, neredeydi? Bizim emektarın. Tamamdır. Tosun burada. Kapat baba kapıyı. Oh be. Oğlum buz gibi oldum lan. Rahatladım ha. Haydi evimize. Odadan görüşürüz. Şu an geldik. Hemen çişini yapsın diye çıkarttım. Biraz hava alsın. Bayağıdır tutuyordur çünkü çişini. Gel hadi gidelim. Gel. O kadar korkuyor ki, sesimden bile korkuyor arkadaşlar. Bayağı bir travma yaşamış, yazık. Evet, şu an ateşle tanışıyor. Biraz da kızandı olduğu için. Hareketlere bak. Nasıl hareketlendi köpek görünce. Gel yürüyelim, gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Meşesi yerine geldi resmen hayvanın ya. Bak bak bak. Bu bizim mahallemizin ateşi bu arada. Bizim komşunun köpeği bu arkadaşlar. Bu da yaşlandı bayağı. Çok mu sevdin lan? He?
Hop, aman kaza kurşunla gitmeyelim, gel. Gel gel. Onun niyeti kötü, gel. Gel biz gidelim gel. Evet, ikinci günde gezmeye başladık ufak ufak. Tabii biraz korkuyor hala araçlardan. Gel. Sürekli solda, sürekli takipte normalde. Şu an tedirgin tabii. Evet, alıştırma serüvenimiz devam ediyor. O zaman biz gezmeye devam. Hadi görüşürüz. Nihayet evimizdeyiz, odamızdayız. Şu anda da bir hafta oldu işte geleli. Olayı nereden başlayayım, nasıl anlatayım bilmiyorum ama random gideceğim, tamam mı? Önce size birkaç üzücü şeyden bahsedeceğim. Bu köpeğin arkadaşlar, tam emin değilim ama ses telleri alınmış olabilir. Hiçbir şekilde ses çıkmıyor köpekten. Yani üzücü şeyler var. Darp edilmiş, şiddet görmüş. Kaçıyordu. Yanından böyle burnumu çeksem, öksürsem kaçacak delik arıyordu. O derece kuyruğu sürekli bacaklarının arasındaydı. Yani bırakın böyle sevmeyi, dokundurtmuyordu bile. Karnına, ben buralara böyle dokunacağım böyle duracak. İmkanı yok. Ses tellerinin alındığını düşünme sebeplerinden bir tanesi de şu. Yani hiçbir işlem yok. Boynunda veya vücudun hiçbir tarafında bir işlem yok. Elimde barınaktan aldığım kan testleri, o testleri, bu testleri, her şey var. Gayet sağlığı yerinde, hiçbir problemi yok. Yani oral yoldan, ağız yoluyla bir işlem gördüyse bilmiyorum. Ama genelde hatırlar mısınız bilmiyorum ya da gördünüz, denk geldiniz mi? Merdiven altı üretim yapan çete köpeklerin ses tellerini falan alıyordu. Öyle bir şeye denk gelmiştim. Oradan aklıma geldi. Bir de ben uyurken bu şirine geldi, beni böyle uyartmaya çalıştı çişi geldiği için. Böyle de bir, ya çok zeki. Uyandırmaya çalışırken de böyle bağırmaya çalışıyor ama ses çıkmıyor. Kısık sesle böyle sadece nefes ses çıkıyor köpekten. Umarım öyle bir durum yoktur. Bir de ciddi anlamda şiddet uyguladıkları için de bayağı bir korkak. Diğer bir ihtimal var. Dilim varmıyor ama tecavüze uğrama ihtimali var. Çünkü bacaklarına, gövde kısmına asla dokundurtmuyordu. Şu anda birbirimize çok iyi alıştık. Gerçekten güvendi bana. Ama bu zor oldu. Yani şu bir haftalık süreçte hızlı oldu ama zor oldu gerçekten. Parkeye en son yattım, tamam mı? Dedim aynı seviyede olalım bununla. Aynı bakış açısında olalım diye. Yanına yattım. Benden korka korka. Korka korka. Yavaş 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 birbirimize alıştık. Şimdi olaya geliyorum. Tamam. Bunlar üzücü kısımlardı. Gecenin yarısı. Saat kaçtı? 1 miydi lan? 2 miydi? Kız arkadaşım bir story gönderdi bana. Story'de A'da bunun ilanı vardı. İlanda bu canlının yuvarladığını söylüyorlardı ve gece yarısı falan demeden direkt hızlı davranayım diye ilan sahibine mesaj attım WhatsApp'tan. Gece de zaten onlar da uyumamış sağ olsunlar. Direkt biz görüşmeye başladık. Ben görüntüler atıyorum. Onlar bana bunun görüntülerini atıyor. Ben tarçının görüntülerini atıyorum. Tarçın deyip duruyorum ama tarçının da kim olduğunu söyleyeyim. Benim eski aboneler zaten mutlaka hatırlayacaktır. Tarçın benim eski birebir bunun aynısı olan bir köpeğimdi arkadaşlar. Bana çok sonradan gelmişti. Yaşı vardı bayağı. Gel yanıma gel. Gel gel gel. Tıraş mı oldun sen? Hı? Kıydılar mı sana? He? Küstün mü? Tarçın, küstün mü? Gel. Gel bari salın ya. Bak. Hırsız girmiş aga. Tarçın hırsız girmiş. Hırsız girmiş. Nerede hırsız? Tamam, şu an hırsızların hepsi korktu. Senden acayip korktular şu an. Kim o? Kim o? Eğitilmiş bir köpekti ve sadece komut yerine getiren bir köpek değil. Benimle derslere, okula, kurumlara, her yere gelen. Markete gidiyoruz. Kapının önündeyiz. Diyorum ki sen burada dur, ben geleceğim hemen. Bekliyordu hiç kımıldamadan. Kimse hareket ettiremiyordu onu. Yani çok başka bir köpekti. Sonra bulunduğum bölgede, bulunduğum, yaşadığım şehirde bayağı ünlenen bir köpekti. Ünlü bir köpekti. Sonrasında tarçını benden çaldılar arkadaşlar. Geçtiğimiz sene Şubat'ın 18'inde, hemen hemen işte Şubat'ta bir yıl olacak. Tarçını çaldılar. Aramadığım yer kalmadı. İlanlar, para ödülleri koydum. Köpek alım, satım sayfalarını takip ettim gizli gizli. Belki oraya düşer, belki biri satmaya kalkar. Yok, hiçbir yerde bulamadım. Derken o kadar benziyorlar ki. Yani ben tarçını yerli ırkımız olan Tonya köpeği sanıyordum. Japon Spitzik kırması gibi de duruyordu ama yani ikisi de değil. Burada önemli olan köpeğin ırkı değil. Yanlış da anlaşılmayayım ama melez bir köpeğin bu kadar birbirine benzemesi çok garip. Yani ikisi de bir ırka mensup değil ama birbirinin kopyası. Bunun tek ayıran nokta kulaklarındaki kahverengi leke ve sırtındaki kahverengi leke. Oradan zaten tarçın olmadığını öyle anladım.
anladım. Tarçın dişi köpek olmasına rağmen ayağını kaldırarak erkek köpek gibi idrarını yapardı. Bu da aynı. Dışkıladıktan sonra ya da idrarını yaptıktan sonra kediler gibi böyle gömmeye çalışırdı Tarçın. Bu da aynı. Ya her şeyim aynı olur. Zor oldu yani, kabullenmek çok zor oldu. Çünkü rüyalarına giriyor insana, yaban başkaydı. Her gün buradaydı, yanımda yatıyordu beraber. Her yerden dışarı çıksam beraber çıkıyorduk. Yokluğu çok zor oldu gerçekten. Şu an hayatta mıdır bilmiyorum. Gerçekten bayağı yaşlanmıştı çünkü. Her neyse, birebir kopyası işte. Özetle karışık anlattım belki ama birebir aynısı. Tarçın'ı resmen Allah bize bir buçuk yaşlarına çevirip tekrar yolladı arkadaşlar. Yani bu olay bambaşka bir olay. Yani şuna bakar mısınız? Huyları birebir. Yani bakışları şu an bu gözlerin içinden bana Tarçın bakıyor. Tabii ki kıyaslamak, tabii ki birini birinin yerine koyup sevmek olmaz ama gözlerin içinden resmen o bakıyor ona. Yani çişi geldiği zaman uyandırması aynı. Ben uyanıkken çişi geldiğinde gelip haber vermesi, burnuyla böyle dürtmesi aynı. Her şey aynı. İdrarını yaparken tamam ayaklarını kaldırıyor ve üstüne basmamak için bir su birikintisi çamur olur. Üstüne basmamak için zıplaya zıplaya gidiyordu. Bu da aynı. Ya her şey aynı. Barınakta kan testleri, kemik testi, her şey yapıldı. Bütün hepsinin sonuçları elimde ve sağlıklı, hiçbir problemi yok. Sadece psikolojik olarak ağır şiddet gördüğü için, artık ne yaşadığını çoğunla bilmediğim için rehabilite etmek gerekiyordu. Şu anda bir haftalık süreçte zor bir süreç oldu ve çok iyi ilerleme kaydettik. Gerçekten ben bu kadar olacağını düşünmüyordum. Yani şunu var ya, şu imkansızdı ya. Yani buralara dokunacağım ben. Şu an ya elimi ısırıyordu ya da böyle sesi de çıkmıyordu. Bağırarak kaçmaya çalışıyordu. Çok zor geçti arkadaşlar bir hafta gerçekten. Hani ben böyle üzücü şeyleri paylaşmak istemediğim için çok o kısımları koymadım. Bir hafta o yüzden bekledim video atmak için. Bu arada kendisi şu anda kızanda. Damla damla parkelerde ben günlük villada yapıyorum. Temizliyorum, dezenfektan falan sıkıyorum ama olabildiğince idare edeceğiz böyle. Ne yapacağız? Aa işte söylemeyi unuttuğum şey var. Şimdi biz bunu getirdik tamam mı? Gerçekten leş gibiydi. Yani hem kokuyordu hem böyle çamurda mamurda gezmiş. Yani garibin başına neler geldiyse artık. Dedim ki lan acaba banyo yaptıracağım da dokundurmuyor kendine. Ben nasıl yaptıracağım? Şimdi elimde sağ olsun Volkan abinin gönderdiği özel köpek şampuanları, losyonları, işte tüy bakım bilmem neleri, ıvır zıvır her şey var elimde. Dedim ben bunu bir şekilde yıkarım. Zıplar, mıplar, artık elimi melimi ısırır. Zaten aşıları her şeyde tam, kendimizi ısıttıracağız artık, yapacak bir şey yok dedim. Banyoya girdik. Duş başlığını açtım, direkt kendi geldi, girdi altına. Ayağını veriyor bana, dönüyor diğer ayağını veriyor, kafasını eğiyor. Yani güzelce kendini yıkattırdı, arkasını dönüyor. Köpürüyor böyle, o kadar hoşuna gidiyor ki. Yıkanmayı özlemiş köpek. Sonra yıkadım, dışarı çıkarttım, güzelce bir kuruladım. Fön makinesinden korkuyor. Elektrikli süpürgeden korkuyor. Tarçın da öyleydi, hiç yanına yaklaşamazdı. Hem tarayarak kuruttum, borumuzu güzel kuruttum. Kuruttuktan sonra beni bir yalamaya başladı. Benle bir oynamaya başladı. Şu olay tamamen banyodan sonra gerçekleşti. Köpeği yıkadım. Yıkadıktan sonra da böyle kuzuya döndü. Tarçını bir de sizin sadece ben yavruyken sahiplendiğimde gördüğünüz bizim diğer tarçınımız var ya, onu da sizlere göstereyim. Onu da bayağı merak ettiniz. Onun videoları gelmedi bir türlü. Onun yanına indirmiştim gündüz. Beraber oynuyorlar. Bizim bu arada bahçedeki bizim yetiştirdiğimiz köpek de çok sakin, çok sosyal. Bu da çok sosyal. Beraber nasıl oynadılar, nasıl yaptılar, onları yan yana size bir göstereyim. O görüntüleri de bir görün o zaman. Evet, bizim Tarçın'ı merak eden varsa, gerçi hepsinin adı Tarçın oldu böylelikle. Bu bizim yeni Tarçın'ımız. Bu da bizim en son yavruyken, bebekken gördüğünüz, çok merak ediyordunuz, videosunu atamamıştım. Size kocaman oldu, şuna bir bak ya. Kocaman oldu bak. Nasıl şımarıyor? Şımarma bir dur. Bir göstereyim seni, gel. Bir dur lan. Bu da dişi arkadaşlar. İkisi de diş köpeğimiz. Ne oldu? Ne diyor? Gelmişken bunu da göstereyim. Şimdi beraber yürüyüş yapacaklar. Beraber takılacaklar bunlar. Bahçe biraz kirpas içinde. Bahçeyi toparlayacağım arkadaşlar. Şu an kış olduğu için yaprak döküldü ağaçlardan falan. Bu bahçeyi toparlamıştık. Zemine beton atmıştık. Hatırlayanlar vardır. Kocaman bir bahçe burası. Burada takılıyor bu Tarçın. Şimdi diğerini rehabilite edeceğiz. İşte eğitimlerini falan yapacağız. Çünkü insanlardan çok korkuyor. Güzel bir şekilde alıştırmak için yanımızda duracak. Onları da buraya güzel box'larıyla, kulübeleriyle besleyeceğiz değil mi? Tamamdır, videoyu daha fazla uzatmayayım, sizi daha fazla tutmayayım. Artık her videomuzda bunu göreceksiniz. Burada köşede kedimizin tuvaleti vardı. Onun tuvaletini buna box yaptım. İçine güzelce bir minderini koydum. Yanında da zaten yatağı var. Nerede isterse orada yatıyor. Genelde de ben yatağa yattığımda yatağımın dibine böyle sırtını yaslayarak sanki beni korurmuş gibi, benim başımda bekliyormuş gibi böyle nöbet tutuyor bildiğiniz gibi. Benimle beraber uyuyor. Bilgisayarın başındayken ayağımın dibinde yatıyor. Ya illa ben bir yerde sabit durduğum zaman gelip bana bir tarafını dayayacak böyle. Yani yaslanacak, bir şekilde temas edecek bana. Bir haftalık süreçteki gelişimimiz böyle. Koltuğa alıştırmaya çalışıyorum böyle yayın yaptığımda, siz bunu yanımda görün diye. Tamamdır, o zaman vedalaşalım çünkü sizlere deniz akvaryum videosu gelecek. Deniz akvaryumun ilk canlıları geldi, sizlere onu göstereceğim. Ben bu videoyu sizlere yetiştireyim. Tamam mı? Katıl abonelerim şu anlık beni affetsin.
Ama Deniz Akvaryum videosunda katıl abonelerimi okuyacağım. Zaten bu kanala destek veren katılanlar böyle şeylerin derdinde olmuyor biliyorum. Twitch kanalında canlı yayınlar oluyor. Özellikle bu semester tatilinde öğrenci kardeşlerimle böyle 15 gün boyunca her gün yayında olmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ama yeni gelen, aramıza yeni katılan dostlar var. Oyun kanalımı, Twitch canlı yayın kanalımı, Instagram hesabımı, her şeyimi şu anda yorumlara sabitledim. Linkini bıraktım. Hiç aramınıza, oraya buraya bir şey yazmanıza gerek yok. Üzerine tıkladığınız anda direkt sizi Twitch hesabıma, Instagram hesabıma, YouTube kanalıma zaten sizi götürecek. Bunu da böyle uyuttuğumuza göre sizlerle de vedalaşayım. O zaman dostlar, gelirseniz canlı yayında, gelirseniz oyun kanalımda ya da tekrar Deniz Akvaryum videosuyla karşınızda olacağım. Sonraki içeriklerimde tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.